Adana'da petrol diye çıktık ve Adana petrol kuyuları geçen sene 3 tanesi açıldı. İşte şu andaki Gaziköy Petrol. Enerjide tam bağımsızlık hedefleyen Türkiye, 1950'li yıllarda kapatılan petrol kuyularını açıyor. A Haber ekibi Adana'daki petrol kuyularının izini sürdü. Ekibimiz araştırmalar sırasında birçok önemli bilgi ve haritalara ulaştı. Bu harita 1956'da İngilizler tarafından hazırlandı. O haritada bölgedeki petrol kuyuları gösteriliyor. İmamoğlu ilçesinin Ağzı Karaca mahallesine 1950'li yıllarda İngilizler geldi ve İngilizler işte burada petrol aradı. 1956 yılında ise işte bu mevkide iki noktayı işaretlediler. Bir tanesi Ağzı Kara, diğeri de Hocalı. Buradaki foraminiferaları incelemiş. Ne demektir foraminifera? Şu petrolün biliyorsunuz en önemli tek hücreli bunlar terliksiler diye ifade ettiğimiz jeolojide biliyorsunuz. Bunları incelemişler burada. Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Esat Arslan bölgede önemli petrol kuyularının bulunduğunu söyledi. Biz fosilleri arıyoruz. Aslında bütün petrolün kayaların büyük havayla teması kesilerek altta kalan bu yapıyı inceleyerek evet burada petrol vardır demişler. Tarihi belgeler ve tarihi haritalar 1950-1960'lı yıllarda Adana'nın pek çok ilçesinde petrol rezervi olduğunu gösteriyor. Ancak o tarihlerde bulunan petrol rezervleri ardından burada petrol yok denilerek kapatıldı. İşte o tarihlerde kapatılan petrol kuyularının yeniden açılmasının talimatını ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. İşte o talimat sonrasındaysa peş peşe müjdeli haberler gelmeye başladı. Türkiye'de geçen yıl açılan 3 tane 70 kuyudan 3 tanesi burada, bu 4. olacaktır. İnşallah daha da büyüklerini göreceğiz. 1956 yılında yabancı bir firma tarafından çizilen haritada Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı köyünde de 3 ayrı petrol kuyusunun açıldığını gösteriyor. İşte onlardan bir tanesi tam bulunduğumuz bu alana, diğeri hemen yukarıdaki tepeye, 3. petrol kuyusu ise hemen oradaki evlerin olduğu yere açıldı. Babam zamanında petrol arama şirketinde bekçilik yaptı burada. 20 yıl görev yaptı. Oradan da emeklidir. 1800 metre civarında deldiren matkap kırılınca bir kuyunun birini bırakmışlar. Başka yerde de daha fazla herhalde. 3000-3500 metreye kadar varmış. Ama Amerika'nın biri babama söylemiş ki burada su gibi petrol var demiş. Yani ama bırakıp gitmişler. İmamoğlu'daki kuyularda ise yakın zamanda üretimin başlaması planlanıyor.